Mega Mac'ten herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. İstanbul merkezde 6 ilde 1 Kasım 2023'te düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında Polat çiftinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi 5 Kasım 2023'te tutuklanmıştı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın sağlık şikayetleri tutuklandığından bu yana devam ediyordu. Polat'ın kaldığı Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'nun yönetimi durumu savcılığa bildirdi. Savcı cezaevi doktorunun görüşüyle Dilan Polat'ı hastaneye sevk etme kararı aldı. Tutuklu fenomen 28 Aralık'ta Bakırköy'deki Profesör Doktor Mahsar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanede yapılan tetkikler sonucu doktorlar Polat'ı hastaneye yatırmaya karar verdi. 11 gündür hastanede tedavi altında olan Polat'ın antidepresan ilaçları değiştirildi. Öte yandan Polat'ın çocukları da annelerini hastanede ziyaret etti. Birbirinden başarılı eski yarışmacıların mücadele ettiği Survivor All-Star 2024 geçtiğimiz hafta izleyicilerle buluştu. Daha ilk bölümde yarışmacıların nefes kesen karşılaşmalarına sahne olan programda yeni bölüm fragmanına Acun Ilıcalı'nın açıklamaları damga vurdu. Dominik'te Survivor ekibine polis tarafından baskın yapıldı. Konseyde konuşma yapan Acun Ilıcalı, "Ben şu yaşıma geldim böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor, efendim diyorum, Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almışlar" diyorlar sözleriyle büyük merak uyandırdı. Seda Aktol'un Kolombiya ödülü sırasında kural ihlali yaptığını açıklayan Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü. "Arkadaşımız çok akıllıca bir hareket yaparak havaalanındaki bir şahıstan telefon istiyor. Bunu da beni kaçırdılar diyerek yapıyor. Şahsın telefonundaki internet çalışmayınca Seda Aktol'un babasına bıraktığı notu telefonun sahibinin annesi yanlış anlıyor ve Aktol'un kaçırıldığını sanarak durumu emniyete bildirdiği ortaya çıkıyor. Yılbaşı gecesi yayınlanan İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'da kullanılan filtre sosyal medyada gündem olmuştu. Hülya Avşar, Aleyna Tilki, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender gibi birçok ünlü ismin konuk olduğu programda kullanılan filtreden dolayı kişilerin yüzü seçilmeyecek hale gelmişti. Kullanılan fazla filtreden dolayı yüz hatları değişen Hülya Avşar konuya dair sessizliğini bozdu ve "Montaj yapılırken fazla kaçmış olabilir. Kimsenin böyle bir talebi olmadı. Asıl ben mağdurum. Günlük hayatta makyaj bile yapmazken neden böyle şeyler konuşuluyor anlamış değilim" ifadelerini kullandı. Hacı Sabancı ile evlendikten sonra gündemden düşmeyen Zeynep Nazlı Kayı sosyal medya hesabından son paylaştığı görselle gündem oldu. Kırmızı bir elbiseyle paylaşım yapan Nazlı Kayı, Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterine benzetildi. Bugünlük bizden bu kadar. Gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Mega Mac videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.